Neyzen Tevfik Filmleri Üstadın oynadığı film sayısı üçtür ve maalesef hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. İlk filminin yönetmeni Nazım Hikmet olup onun sinemaya girişi ve Neyzen Tevfik de yollarını kesiştiği Güneş'e Doğru filmin yapılış hikayesi şöyledir. Gösteri sanatlarının duayeni Muhsin Ertuğrul ile İhsan İpekçi, 1928 yılında İpek filmi kurar. İpek film ile yerli film üretmeye başladılar. İlk filmleri olarak Muhsin Ertuğrul çektiği Ankara Postası iyi bir ticari başarı kazanır. Peşinden İstanbul Sokaklarında adlı film çekilir. 1932'de büyük bir devrim niteliğinde olan Bir Millet Uyanıyor, ilk sesli Türk film olarak tarihe geçer. Bu filmde Moskova yıllarından birbirini tanıyan yönetmen Muhsin Ertuğrul, reje asistanı ve seslendirme yönetmeni ise Nazım Hikmet olmuştur. Bu film İpek filmin 1932 yılında Nişantaşı'ndaki eski bir firmanın ilk seslendirme stüdyosu haline getirilmesiyle yapıldı. İhsan İpekçi'nin girişimiyle bu yeni seslendirme stüdyosu ile hem sesli film üretmek, hem de ithal edilen filmleri selendirirler. Bu işin başına Nazım Hikmet geçecektir ve bu işbirliği çok uzun süre devam edecektir. Böylece 16 filmin senaryosunda kalem oynatan büyük şerimiz Nazım Hikmet aktif görev alır. Nazım Hikmet 1937'de İpek film için Güneş'e Doğru senaryosunu yazdı ve filmin yönetmenliğini de üstlenir. Filmde rol alan Üstad Neyzen Tevfik, Safiye Aile ile filmin müziklerini de yapmıştır. Bu filmde iki büyük üstadın yolları kesişti. Filmin konusu, 1. Dünya Savaşı sonunda şekes döneminde hafızasını yitiren bir genç, kendisini 17 yıl boyunca Ateşkes döneminde yaşıyor sanmakta iken, geçirdiği bir ameliyat sonrasında birdenbire kendisini Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bulur. Bu şekilde film, iki dönem arasındaki farklılıkları anlatır. Ağlayan Şarkı Bu filmde gazino sahnelerinde revü ile birlikte program yapan ilk az solist olan ve en çok başarılı oynayarak film çeken ses sanatçısı Suzan Yakar olmuştur. Döneminin Suzan Yakar dişi Hafız Burhan'ı olarak anılan sopranodan altoya ulaşan, ender rastlanan bir sese sahip bir sanatçı oldu. Bu yönüyle rakibi olmayan Suzan Yakar 1948 yılında halk filmin sahibi Fuat Rutka ile evlendikten sonra, Harman Sonu filmiyle sinemaya başlar. Peş peşe tarihi filmlerde oynadı. Hürrem Sultan, Kore Gaziler, İncili Çavuş, Cem Sultan gibi 32 filmi bu şirket hesabına çekti. Zaman içinde Yakar Film hesabına da filmler çekmiştir. Bu filmlerden biri de Ağlayan Şarkı filmiyle Büyük Üstad Neyzen. Tevfikle olan filmidir. Onu affettim. Üstadın rol aldığı diğer film Mümtaz Ener'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği Onu Affettim adlı 1950 yılında çekilen filmdi. Filmin konusu, sevdiği adamın tecavüzüne uğrayan bir kadının intikam hikayesidir. Neyze'nin cenazesinde onu affettim filminin yönetmeni Mümtaz Ener, şunları söyler. Son demlerinde, bin bir ısrarla zorla bir filmde rol kabul ettirebildim. Aman azizim, Neyzen büyük sanatkar, isim zikretmeyeyim ama benim diyen sanatkarlardan çok daha büyük. İşte Neyzen'in hangi cephesinden baksanız bir sanat dehasının pırıltılarını görürsünüz.